Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde Allah'ın elçisi olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i size anlatacağım. Yani peygamberimizin peygamberlik özellikleriyle ilgili konuya geldik. Şimdi görelim. Konu başlıklarımız bunlar. Allah'ın elçisi olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik özellikleri nedir? İşte o son peygamberdir, rahmet peygamberidir, Kur'an'ın açıklayıcısıdır, müjdeleyici ve uyarıcıdır ve güzel ahlakın tamamlayıcısıdır. Bütün bunlar onun peygamberlik özelliklerini anlatan ifadeler. Evet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Bunun karşılığı Hatemül Enbiya, yani peygamberlerin sonuncusu anlamında kullanılan bir kavram bu. Onun son peygamberliğinin ne anlama geldiğini açıklamadan önce peygamberlik kavramı üzerinde biraz duralım. Peygamberlik biliyorsunuz Allah'ın vahiylerini, Allah'ın mesajlarını insanlara bildiren, açıklayan ve Allah'ın seçtiği elçileridir. Diğer kelimeler, eş anlamlı kelimeleri de nübüvvet, risalet, peygamberlikle aynı manada kullanılan kavramlar. Peygamberlerin ilki biliyorsunuz Hazreti Adem Aleyhisselam, sonuncusu da Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Bu ikisi arasında da pek çok peygamber gelip geçmiştir. Sayısını bilmememize karşın Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler de vardır. Fakat her millete peygamber gönderdiğini Allah-u Teala bize bildiriyor. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte bütün bu peygamberlerin sonuncusudur. Ne demek sonuncusu olması, yani peygamberlerin sonuncusudur ifadesi neyi anlatıyor bize? Bir kere son peygamber olduğu için onun tebliğ ettiği din de son dindir demektir. Yani ondan sonra başka bir din gelmeyecektir demektir. Bir diğer şey de ondan önceki peygamberlerin getirdikleri dinlerin ve ilahi kitapların hükmü de son peygamberin gelmesiyle ortadan kalkmıştır. Nasıl hani yeni bir kanun çıkarıldığında eski kanunun hükmü ortadan kalkar. Yok ben eski kanuna göre uygulama yapacağım ya da ben eski kanunu uyguluyorum diyemeyiz değil mi? Aynen bunun gibi Allah'ın son kanunu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tebliğ etmiştir. Dolayısıyla önceki kanunların hükmü ortadan kalkmıştır. İşte son peygamber olması da bunu ifade ediyor aynı zamanda. Son peygamber olduğunu biz söylemiyoruz. Tabii ki son peygamber olduğunu bize Allah-u Teala bildiriyor. Yani bu Allah'ın kararıdır. Dolayısıyla bunu Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği için biz onun son peygamber olduğunu biliyoruz. Yoksa biz kendiliğimizden bilemezdik bunu. Evet, Ahzab suresi 40. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala, Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinizin babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir buyuruyor. Bir başka ayette, bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, yani sizin için olgunlaştırdım, tamamladım demek. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Evet, yani son peygamberle birlikte dininizi de kemale erdirdim. Yani din olarak, son olarak da sizin için bu dini seçtim buyuruyor Allah-u Teala. Maide suresi 3. ayette. Bir başka ayette de kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Yok ben eski kanuna göre yaşamaya devam edeceğim diyemeyiz. Yani kim ondan başka bir din ararsa bilsin ki o hüsrana uğrayacaktır. Ben son din olarak bunu gönderdim size. Din olarak sizin için bunu seçtim. Kabul etmek ya da etmemekte özgürsünüz fakat bu özgürlüğünüzün de elbette bir bedeli olacaktır buyuruyor Ali İmran suresi 85. ayette Allah-u Teala. Evet, bu bir son tuğla görseli, son tuğlayla ilgili Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. Kendisini böyle bir şeye benzetiyor. Yani ben bir son tuğlayım diyor adeta. Bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden şu kimseye benzer ki
O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş bırakmıştır, boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler, keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı derler. İşte ben o eksik bırakılan tuğlayım buyuruyor. Ve ben peygamberlerin sonuncusuyum diyor. Yani kendisinin son peygamber olduğunu böyle bir örnekle insanlara açıklıyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir rahmet peygamberidir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bunu da yine Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Fakat nedir rahmet? Rahmet bir kere sözlük anlamı olarak incelik, şefkat, merhamet, lütuf, iyilik, acıyarak ve severek korumak, bağışlamak, affetmek gibi anlamlara geliyor. Terim olarak ise bütün varlıkların iyiliğini isteyip onlara her türlü yardımda bulunma isteğini ifade eder. Rahmet bu yönüyle Allah'a ait bir sıfattır. Fakat Allah rahmetinden parçacıklar bizlere de lütfetmiştir. Yani yarattığı varlıklarına da rahmetinden cüzler, parçalar vermiştir. Bu yönüyle de bizdeki yansımasının adı merhamettir. Yani bizler de Allah'ın rahmeti sayesinde çevremize karşı merhametli davranabiliyoruz. Yani Allah'ın merhametini ifade eden bir kavramdır aslında rahmet. Ayette buyuruyor ki, Enbiya suresi 107. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani peygamberimizin alemlere rahmet olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Allah bize bildiriyor. Yoksa bizim uydurduğumuz bir şey değil. Yine bir başka ayette şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler buyuruyor. Ali İmran suresi 164. ayet. Yine Tevbe suresi 128'de de şöyle buyuruyor. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir buyuruyor. İşte bunlar bu ayetlerde peygamberimizin rahmet peygamberi olduğunu ispatlayan, vurgulayan ayetler. Şimdi peygamberimizin rahmet peygamberi oluşunu o dönemdeki insanların yaşamına bakarak da biraz açıklamaya çalışayım sizlere. İnsanlık için neden bir rahmetti? Çünkü o dönemde, peygamberimizin geldiği dönemde insanlık, yeryüzünde bütün insanlık, sadece peygamberimizin geldiği coğrafyada değil, yeryüzündeki bütün insanlık çöküş içindeydi. Hem inanç yönünden hem de ahlaki yönden çöküşteydi. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları aciz putlara tapınıyorlar ya da kendilerine hiçbir fayda veya zarar verme gücüne sahip olmayan işte ağaçlara, kuşa, böceğe, hayvanlara ya da gök cisimlerine gibi varlıkları kendilerine ilah edinmişlerdi. Bu inanç açısından bir çöküş. Ahlaki yönden de çöküşteydiler çünkü yeryüzünde bir kölelik düzeni yaygındı ve insanlar mal gibi pazarlarda alınıp satılıyordu. Toplumda güçlü olanlar zayıfları eziyor, zulmediyordu. İçki, kumar, falcılık, tefecilik gibi kötü davranışlar yaygınlaşmış ve sıradan kabul ediliyordu. İşte böyle bir durumdaki insanlığın durumu Allah'ın rahmetini celbetmiş ve rahmetiyle bize muamele ederek insanları karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir uyarıcı göndermiştir. O da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an'ı açıklayan peygamberdir. Aynı zamanda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an biliyorsunuz bunu hep derslerimizde de söyledik. Bütün insanlığa gönderilmiş bir
kutsal kitaptır. Bu yönüyle evrensel bir kitaptır. Sadece Peygamberimizin yaşadığı dönemde ya da yaşadığı coğrafyadaki insanlar için geçerli değil. Peygamber Efendimiz'den itibaren bütün insanlığa, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa gelmiş olan bir kitaptır. Yani evrensel nitelikli bir kitaptır. Fakat neden Arapçadır? Yani evrenselse dili ne olmalıydı? Elbette ki dili onu açıklayacak olan peygamberin dilinde gelmiş olmalıydı, olmak zorunda. Çünkü onu açıklayacak insanın anlaması lazım ki anlatabilsin. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i insanlara okusun, açıklasın diye Hazreti Peygamber'in dilinde Arapça olarak indirilmiştir. Bu onun sadece Arap milletine hitap ediyor anlamına gelmez. Evrensel nitelikli, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen bir kitap olduğunu bize Allah bildiriyor çünkü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı hem tebliğ ederek hem de bizzat yaşayıp uygulayarak insanlığa örnek olarak onu açıklamıştır. Hem ibadetlerini bize açıklamıştır hem de ahlaki tutum ve davranışlarıyla bize emrettiği ilkeleri yaşayarak bize göstermiştir. Hem de anlaşılmayan bazı noktalarını da insanlara açıklayarak, detaylarıyla açıklayarak bizzat kendisi bu şekilde Kur'an'ı açıklayan bir peygamberdir. Evet. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de belirtilmeyen bazı hükümlerle, bazı durumlarla ilgili de hüküm vermiştir. Bunlara örnek vereceğim. Mesela Kur'an'da anlaşılmayan ayetler, mesela işte Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın, orta namazı da dikkat edin buyuruyor bir ayette Allah-u Teala. Müminler soruyorlar, ey Allah'ın Resulü bu orta namaz nedir, hangisidir? Peygamber Efendimiz de onu açıklıyor, onun ikindi namazı olduğunu açıklıyor bir hadis-i şerifinde. Dolayısıyla o orta namazın ikindi namazı olduğunu Resulullah açıklayarak insanların bu konudaki soru işaretlerini gideriyor. İşte bilinmeyen kelimeler olabiliyor. Kendi dilimizde bile bazen okuduğumuz işte kitaplarda, metinlerde bilmediğimiz bir kelime varsa kafamız oraya takılır. Hani ufacık bir kelimenin anlamını bilmiyorsak sanki bütün metni anlayamamışçasına kafamıza takılır. Böyle kelimeler elbette ki Kur'an-ı Kerim'de o dönemki insanların anlamadığı bazı kelimeler de olmuştur. Peygamber Efendimiz bunları açıklamıştır. Bazen de mecazi manalar kastedilmiştir. Gerçek manasında mı olduğu yoksa mecazi manada mı kullanıldığını yine Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Hatırlayınız, size anlattığım işte oruca başlama zamanı ile ilgili ayette beyaz ipliğin işte beyaz iplik meselesini hatırlayın. Peygamber Efendimiz onun tan yerin ağarmaya başladığında ufukta beliren beyaz ince bir çizgi olduğunu açıklayarak oradaki mecazi manayı insanlara anlatmıştır. Evet, bir de Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş ibadetler var. Mesela namaz ibadeti Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş, hac ibadeti emredilmiş, zekat ibadeti emredilmiş, farz ibadetlerdir bunlar. Bunların nasıl yapılacağı ile ilgili, mesela namazla ilgili bilgi yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bir tarif yoktur. Kaç vakit olduğu, kaç rekat kılınacağı, nasıl kılınacağı gibi hususlar Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamıştır. Fakat namaz emri çok sabit bir emirdir. Namaz kılacağız da nedir bu namaz, nasıl bir ibadettir, bunu nasıl yerine getireceğiz dediğimizde işte cevabı Kur'an-ı Kerim'den değil, Peygamber Efendimiz'in sünnetinden öğreniyoruz. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki namazı ben nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Peygamberimizi bu konuda bize yetkili kılan da yine Allah-u Teala'dır. Bir ayette buyuruyor ki kim Resulüme itaat ederse bana itaat etmiş olur buyuruyor. Yine başka bir ayette de Resulüme itaat edin şeklinde bir emir var. Dolayısıyla Allah'ın Resulüne tabi olmak, onun emirlerini yerine getirmek de aynı zamanda Allah'tan bir emir olarak kabul edeceğiz demektir. Yine
hacla ilgili ibadetin nasıl yapılacağını Peygamber Efendimiz bize bildiriyor. Hac ibadetinin, hac ibadetiyle ilgili detayları, ayrıntıları benden öğrenin. Ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte bu konuyla ilgili hadisler var. Hadisler ve ayetler. Ayet mesela Nahl Suresi 64. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik buyuruyor. Onun Kur'an açıklayıcısı olduğu konusunda yetkili olduğunda bize bildirmiş oluyor ayetle. Bir başka ayette yine aynı surenin 44. ayetinde insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerine düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Yani açıklaması ve düşünmeleri için insanlara bu Kur'an-ı Kerim'i indirdik diyor. Yine bununla ilgili hadisler var. İşte ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın buyuruyor. Hacla ilgili ibadetleri de benden öğrenin demesi de işte Kur'an'ın açıklayıcısı olduğunu bize gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, emredilen ibadetlerin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgileri de Peygamberimizden öğreniyoruz. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i bize açıklıyor. Evet. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyen ve uyaran bir peygamberdir. Ayette buyuruyor ki Ahzab suresi 45. ayette ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Bakara 119'da da şüphesiz biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. Sen sadece uyar, anlat. Onların sorumluluğu senin üzerinde değil. Sen anlattıktan sonra sorumluluk senin üzerinde değil buyuruyor. Sorumluluk kendi, her kulun kendi üzerinde. Bildikten sonra, kendilerine tebliğ edildikten sonra vazifelerini yapmayanların sorumluluğu kendilerine aittir buyuruyor. Yine İsra suresi 105. ayette biz onu yani Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor Allah-u Teala. Nasıl uyarmış, neyle uyarmış, neyle müjdelemiş? Bir kere Allah'ın emir ve yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirir ve onun yasaklarından kaçınırsanız işte size cennet. Bu cennetle müjdeliyor. Yani ebedi bir hayat, ebedi ve mutlu bir hayat Allah size vaat ediyor. İşte uyarıcı olması da nasıl olmuş? İşte Allah'ın emir ve yasaklarına uymadığınız takdirde de azap edici bir son sizi bekliyor. Bu da cehennemdir diyor. İşte cehennemle uyarıyor, cennette de müjdeliyor bizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Muhammed aynı zamanda güzel ahlakı tamamlayan peygamberdir. Onun güzel ahlakı Kur'an-ı Kerim'de de övülmüştür. Şöyle buyuruyor. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Oradaki güzel örnek ifadesi Usve-i Hasene ifadesiyle anlatılıyor. Ve güzel ahlak demektir. Yine bir hadise göre Peygamberimiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Nedir Peygamberimizin güzel ahlakı? İşte onun güvenilir kişiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, hoşgörüsü, adaleti, doğruluğu, cömertliği gibi daha çok sayabileceğimiz güzel ahlak örnekleri var. Biz de bu konuda Peygamberimizi örnek alacağız. Evet, dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili testlerinizi çözün, boşluklarınızı da doldurun akıllı defterinizdeki. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.